acıyara sonu ne? Yoksulluk haykırdılar. Oy vermeye. Geç geç geç. Seçim başladı, yürü. Yavaş. Savaşta gözlerini yitirmiş bir gazi. Yakup Kehret Rumesburg 56. Anası Anna Kehret. Dolandırıcı, bunlar yine savaş çıkaracaklar. Maçı nereye basacağını oğlunuza gösterirsiniz değil mi? Umay! Savaşta gözlerini kaybetti. Ama şimdi seçimlerde Tonga'yı nereye basması gerekiyorsa yine kendisi buluyor. Bazı seçmenlerimize ders olmalı. Gazimiz gözlerinin ışığını milleti için sevmez sevmez sevinç ve feda etti. Ama şimdi Führer'in çağrısıyla Almanya'nın şerefi için seçimini yapmakta bir an tereddüt etmiyor. Milletine sadakat gazimize ne para ne de mülk getirdi. Paltusunun haline bakar bakmaz görebilirsiniz bunu. Sürekli bozgunculuk eden kimi halk çocukları biraz durup düşünsünler. Bu insanı seçim sandığının başına getiren nedir? Oraya! Hazırlılar mı hangisi? Ne? Bir bela gelmesin burada başımıza be. Ben mazlum vatandaşım, böyle mezbelerde oturmaz. Hiç ışık da yok ha. Evde değillerse. Emekçiler bunlar. Üçüncü rayın doğuşunu izlemeye gitmişler. Sen ya. Kanal boyundaki mahalle değil de burası. İnan. Bak bak.
Şu köşede bir Marksist yuvasını basmıştık, hatırladın mı? Sonradan Katolik tekkesi diye yutturmuşlardı da hepsi yalan. Hiçbirinde Katolik yakalığı da yoktu. Bu Hitler halk birliğini başarır mı dersin? Ha? Her şeyi başarır o. Emma! Emma! Şşş! Emma sen misin? Kaç! 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 İmdat! Bakmadın, senin kocanın öyle ceketi var mı? Allah Allah, ceketle ne alakası var? Ortalık yıkılıyor. Melek, gel buraya. O ceket yırtmaları gerekmezse efendim. Benim gece talimi. Ne talim edip duruyorsunuz? Şşş! Vazife sırrı. Bir baskın mı? Ya! Bunu bilmek istiyorsunuz değil mi? Ama kimse benden laf alamaz, ser verir, sır vermeyiz biz. Şimdi çıkıp talime mi gideceksin yani? Reinickendorf! Veya Rumelsburg, hatta belki de Lichterfelde. Oldu mu? Gitmeden bir iki lokma bir şey yesen. Şşş! Girmeden bir kavgaya, karavanayı kaşıkla. Evet, gevezelik yok. Düşmanı gafil avlayacaksın. Onun en ufak kuşku duymadığı tarafta bitirivereceksin. Hürbeye bakın, darbesini nasıl hazırlar. Hiç açık vermeden, tek belirti sezemezsin. Hatta belki başta kendi bile bilmez. Ve bir anda, böyle yıldırım gibi... İşte bize de bu yüzden Yıldırım Birliği diyorlar. Harika, harika. Bizden korkmaları bu yüzden işte. Anla, efendi birden içeri dalı vermesin. Şimdi böyle ağzım sosla dolu enselenirsem. Hayır, Hitler! Yok yok, ondan önce araba için zile basarlar. Değil mi Berkman? Efendim? Araba için diyorum. Ha, tabii, basarlar. Yorgunsun değil mi? Hem de nasıl? Ama cuma günü boş ha? Yani bir işim çıkmazsa. Bana bak, eczanedeki tezgahlar olan hala sana sarkıyor mu? Matteo! Kızım, bana söylemen yeter. Söylüyorum ya her şeyi zaten, Matteo. Yeni çizmelerini giydin mi sen? Giydim, ne oldu ki? Mina, Teo'nun yeni çizmelerini görmüş müydün? Yok, görmedim. Teo göster ona, hadi göstersene. Bak şimdi bunları yapıyorlar. Ne güzel değil mi? Çok güzelmiş. Bir şey mi istediniz? Boğazım kurudu. Hemen içecek bir şey getireyim sana. Kızcağız sizin kendini paralıyor Bay Tio. Canım bana öylesi yakışır. Yıldırım gibi. Siz erkekler de amma çok şey istiyorsunuz yani. Canım kadın öylesini ister. Dur! Sen niye zorlanıyorsun ki? Bana bırak. Ben hallederim. Ne iyisi ne iyisi. Hep bana yardım edecek bir şey bulursunuz. Keşke herkes sizin gibi olsaydı.
Lafım olur canım. Seve seve yaparız biz bu işi. Gelen benim kardeşim. Radyo lambasını getirmişti de. Hoş geldin. Mina. Getirdin mi lambayı? Getirdim. Heh, hemen takacak mısın? Takalım hadi. Kardeşim. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Hadi. Nasıl biri bu? İşsiz. Buraya sık geliyor mu? Ben çok sık gelmediğim için pek bilemiyorum tabii. Yani ablasının milliyetçiliğine diyecek yok. Kesinlikle. Da kardeşine ne diyorsun? Ne oldu? Bir şeyden mi şüphelendiniz? Yok, asla. Bende şüphe olmaz. Zaten şüphe dediğin şey kesinlik gibi bir şeydir ve o zaman da gereken yapılır. Ha, yıldırım gibi. Öyledir. Ne mırıldandığını anlamış mıydın? Hayır, Hitler demiş olabilir. Ama olmayabilirdi. İyi tanırım ben bu tipleri. Kardeşim radyo işinde ustadır. Ama dinlemekten hiç hoşlanmaz. Benim zamanım olsa düğmesini hiç kapatmam. Oysa senin dünya kadar da vaktin var biraz. Ya sahi mi? Bir radyomuz var ve hiç açmıyorsunuz yani. Öyle mi? Yani arada bir. Müzik için. Hem de hiç yoktan yepyeni bir radyo yaptı çıkardı kendine değil mi? Kaç lambalıymış. Peki bu radyo? 4. Yani Rus radyosunu da çekiyor o zaman. He? Ne buyurdunuz? Tabii efendim çeker. Ah buz gibi bira. Ne koşturun duruyorsun. Kızım soluğun kesilecek. Beklerdim ben. Olsun. Hoş geldiniz. Lambayı mı getirdiniz? Evet. O kadar uzun yoldan geldiniz. Oturun biraz. Biram nereye gitti benim? Biram yürütmüş! Buraya gel! Neden? Buraya gel! Niye? Biramı sen mi yürüttün? Yemin ederim beni söyle! Nereden çıkardınız? Lütfen! Tamam biramı! Sen yürüttün! Tamam, şaka yaptım. Bizim Yıldırım Birliği lokalinden ufak bir numara. Birayı çattırmadan lüpletmek. Bir diyeceğin mi vardı? Böyle mi yapılır bu numara? Sen yap da görelim o zaman. Tamam. Şimdi bu bira. Şimdi de numara geliyor. Demek ki beceremedim. Çok mu komik? Siz de başka türlü yapmış olamazsınız ki. Nasıl yaptınız? Buyurun gösterin o zaman. Biramı bitirdiniz. Nasıl göstereyim? Tüh! Bira yoksa numara da gösteremezsiniz. Peki sizde başka numara yok mu? Sizde numara bitmez. Kim bu? Sizler? Siz. Gençler yani. Paylaşım şaka yaptı canım. Ne var bunda değil mi? Tabii canım şaka yaptım. Gücenecek bir şey yok. Tamam ben size hemen yeni bir bira daha getireyim. Gerekmez. Yuttum gitti işte. Bay Tim şakadan anlamaz mı canım? Anlarım canım. Şaka bu. Hayatta şaka da olacak elbet değil mi? Niye olmasın? Ya. Sen niye oturmuyorsun ki? Adam yemem ben otursana. Eğleniyoruz şurada şaka yapıyoruz ha. Çok komik değil. Komik komik. Yalnız bizim bir tek fikriyat meselesinde şakamız yoktur. Aa, olmamalı da. Tabii.
Fikriyat nasıl şimdilerde? Fikriyat iyidir. Sen aynı fikirde değil misin yoksa? Ben öyle bir şey söylemedim. Ama kimse kimseye fikrini söylemiyor da. Söylemiyor mu? Niye ki? Bana söylüyorlar. Sahi mi? Fikrini söylemek için illa senin ayağına gelecek değiller ya. Sen onlarınkine gideceksin. Nereye mesela? Diyelim ki işsizlik yardımı için damga kuyruğuna. Bak öğleden önceleri o kuyruklara gireriz biz. Orada boş boğazlık eden birileri mutlaka çıkar haklısın. Elbette. Ama bu yollanacak bir kişiye söylersin. Sonra seni tanırlar. Bir daha da konuşmazlar. Nasıl tanıyacaklar ki? Göstereyim mi size tanınmadan nasıl olurmuş bu iş? Hani numaralara pek bir meraklısın ya. E bir tanesini göstermekle bir şey olmaz. Bizde numara çok. Tamam hadi. Hadi bir tane göster o zaman Teo. Tamam. Hadi küçük bir oyun. Diyelim ki işsizlik yardımı için damga kuyruğundayız. Kalkın, kalk 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 kalk. Kalkın kalkın. Sizler de o damga kuyruğundaki insanları canlandıracaksınız. Sen de... Dikkat! Sen de bu kuyrukta tam olarak benim önümde duracaksın. Yalnız benim önceden bir iki küçük hazırlık yapmam gerekiyor. Geliyorum ben. Bütün Marksistler ensevebilecek tabii. Her şeyi yerli bir etmelerine göz yumulacak değil ya. Yok ya. Sivil bir kıyafetteyim tabii ki. Evet, oyuna başlıyoruz. Hadi bozgunculuğa başla. Ne konuda? Hadi hadi, her zaman şikayet edecek bir şeyler bulursun sen. Benim şikayet edecek hiçbir şeyim yok. O amma temkinli çıktın sen de. Her şeyin tıkırında gittiğini iddia edemezsin ya. Yok ya, niyeymiş o? Oo, bu böyle olmaz ki. Sen katılmazsan bu iş yürümez. İyi, peki madem öyle diyorsunuz. Burada böyle ayakta bekletiyorlar bizi. Sanki bizim zamanımızın hiç değeri yok. Buraya gelişimiz zaten 2 saat sürmüş. Ya bu bir işe yaramaz. Hem o yol o kadar uzun da değil. Sen şu işin aslına bir girecek misin? bu sadece bir oyun Frans. Senin gerçekten böyle düşünmediğini hepimiz biliyoruz elbette. Tabii canım. Size bozgunculardan biriymiş gibi yapacaksınız sadece. Teo'ya güvenebilirsiniz. Bir şey göstermek istiyor. Tabii canım. Tamam, ben de şöyle diyeyim o zaman. Bütün yıldırımcılar güzel görünüşüne bakmadan hepsi kıçımı yalasın. Ben Marksistlerden yanayım. Hem de Yahudilerden yanayım. Dur. Ne oldu? Bir adam. O zaman seni hemen en yakın polise tutuklatırım. Olur biter. Ya 5 paralık hayal gücün yok mu senin? Öyle şeyler söylemesi gerekiyor ki şöyle gerçekten söylenebilir olsun. İcabında da lafı çevirmen mümkün olsun. Ha, tamam, baştan öyle söylesene sen de. Tamam. O zaman sen de biraz beni kışkırt. Peki tamam. Nicedir tutmuyor ama şöyle diyebilirim. Diyelim ki birisi diyor ki bizim füllerimiz yeryüzünde gelmiş geçmiş. Yeryüzünde geçmiş. En büyüklerden daha büyüktür, öyle ki Hazreti İsa ile Napolyon'un toplamından daha büyük dedi. Öyledir ama. Tabii canım, zaten öyle. İşte ben de tam bu anda öbür yola başvurur derim ki. Öyle değil işte. Bu büyüklükleri lafta hepsi propaganda. O işte çok ustalar işte. Ya Göbels'te 2 bit fıkrasını biliyor musunuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hadi gel anlat. Bakın 2 tane bit Göbels'in ağzının bir ucundan diğer ucuna hangisi daha çabuk varacaklarmış diye yarışa girmişler. Yarışı kafasının arkasından dolaşan kazanmış. Niye? Çünkü o yol daha kısaymış. Vay be! Bak bu güzel. Güzel. Bak şimdi küçük bir örnek gördün. Artık riske girme sırası sende. Yok, ben böyle bir durumda ağzımı bile açmam. Bu fıkrayı anlatan biri bayağı casustur ama... Olabilir. Var mı muhtar herif dersiniz be? Ne diye kafamı yoruyorum ki ben? Şurada hiçbirinizde çıt çıkarmaya cesaret yok. Şimdi senin kendi fikrimi damga kuyruğunda mı söylüyorsun bunu ha? Damga kuyruğunda da söylerim. Ne olacak? Eğer sen bana bunu damga kuyruğunda söylüyorsan ben de sana damga kuyruğunda derim ki. Tedbir sırça kümesin anasıdır. Ben korkam çünkü tabancam yok. Madem tedbirli olmaya bu kadar önem veriyorsun arkadaş, bak sana şöyle söyleyeyim. Bir tedbirli, 2 tedbirli derken kendini bir anda gönüllü çalışma kampında buluverirsin. Ya tedbirsiz olursa? O zaman hayli boylarsın orayı. Peki.
Peki tamam. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ediyorum. E gönlüne göre artık. Zaten oraya da boşuna gönüllü çalışma kampı dememişler. E bak ben de bu durumda o gönüllü çalışma kampı üstüne şöyle diyebilirim belki. Dün yine 15 kişi gitmiş. Nasıl oluyor da bu gidenler? Hiç para kazanmadıkları halde gönüllü olarak gidiyorlar. Bunu kafam bir türlü almıyordu. Ta ki hardal yiyen kedi fıkrasını duyana kadar. Siz fıkrayı biliyor musunuz? Komik değil zaten, boşver. Başka bir şey yap. Ben fıkrayı anlatayım o zaman. Şimdi Hitler'in sağ kolu olan kodamanlardan biri bir gün bir iş gezisine çıkmış. Yolda karşılaştığı patronlardan biri ona sormuş. Demiş ki, yahu demiş siz ne yaptınız? Ne yaptınız da bu işçiler önceden ellerini tersiyle ne böyle ettikleri her şeyi şimdi hapur hapur yer oldu? Heh, kodaman şöyle bir durmuş. Orada güneşte yatan kediyi göstermiş. Bu kediye das Propaganda izdatlan aldın almanın ahını çıkar adatlan. Yani diyor ki bu kediye hardalı gönüllü olarak nasıl yedirirsiniz? Patron hardalı almış, kedinin ağzına yapıştırmış. Haydi kedi durur mu? Püskürtmüş bütün hardalı adamın suratına. Püskürtmekle de kalmamış, bir de adamın ağzını yüzünü tırmıklamış. Nein demiş kodaman, nein, ne yapıyorsun sen demiş. Bu yanlış. Bir de bana bak. Hardalı almış el çamukluğuyla, affedersiniz, adamın kıçına. Kedinin kıçına yapıştırmış. Kusura bakmayın. Bu da böyle bir fıkra. Zavallı hayvancağız da ne yapsın? Acı içinde kendinden geçmiş bir halde kıçındaki hardalı yalamaya başlamış. Yah demiş kodaman, yah! Gördün mü? İşte yiyor. Hem de gönüllü olarak yiyor demiş. Yüzün güldü. Sevdin sen bunu. He? Bak bu komik işte. Güzel. Güzel. Gönüllü çalışma kampı iyi konu. Yalnız bugünlerde kimse direnmeye kalkmıyor. Zaten size bok da verseler yemek için üstüne bir de teşekkür edersiniz. Bak bu da doğru değil. Geçenlerde Alexa meydanında durmuş düşünüyorum. Kendi kendime diyorum ki acaba şu gönüllü çalışma kampına kendiliğimden mi gidip başvursam, yoksa beklesem de onlar mı alıp beni götürse diye. Karşıdan çelimsiz yaşlı bir kadın çıktı geliyor. Ah diyor, nasıl bağırıyor. Ah diyor, oğlum margarine yine zam yapmışlar, 50 fenikten tam 1 mark. Bunu da mı diyor bize halk birliği diye yutturacaksınız diyor. Anacık dedi. Sesini alçalt. Ben iliğime kadar milliyetçiyim dedim. Ha? He. Sen de git tereyağı ye o zaman. Hem daha sağlıklı. Aman dedim, sağlıktan kısmak yok. Bu halk birliğimizi zayıflatır dedim. Ah be oğlum dedi, ne zamandır tereyağı almak istiyordum. Dükkana gittim, dükkandakiler tereyağı yok vatandaş. Top verelim ister misin dediler. Sözde diyor kadın. Hitler'in bütün bu olup bitenlerden hiç haberi yokmuş. Hitler'in kafa tın tın. Zaten okuduğunu da anlamıyor. Öğrenimini tamamlamamış deyince... Kadın! Kadın diyor tabii. Benim burama kadar geldi dedim. Kadın! Sen burada bir bekle. Ben merkeze kadar bir gidip geleyim. Merkezden yanımda bir görevliyle döndüğümde ne gördüm dersiniz? He? O yaşlı, ağzı pis pis kokan, çelimsiz kadın var ya. Kaçmış gitmiş. Tüh, yakalayamadık. Bak gördün mü? Evet, buna ne diyeceksiniz? Kadıncağız iki satır dertleşecek olmuş. Seninle de laflamaya gelmezmiş hiç. Gelmez, doğru. Bana sökmez. Ağzınızdan bir şey kaçırdınız mı hepiniz yandınız. Vatandaşlık görevi mi bilirim ben. Kendi annem bile tereyağı fiyatları yükseldi filan diye fısıldamaya kalksa, o an Yıldırım Birlikleri merkezine koşar. Kendi kardeşim bile o gönüllü çalışma kampı üstüne bozguncu laflar söylese, kendi kardeşimi hemen ele verir. Kendi nişanlım bile mektubunda yazsa ki, kamptakiler hayır Hitler diye ırzına geçin. Hamile bırakmışlar orada onu.
kendi nişanlımı ihbar edin. Çocuğu aldırmak da yok. Eğer hepimiz böyle yapmazsak, hepimiz canımız ciğerimize karşı bile böyle tavır almazsak, o zaman her şeyin üstünde değer verdiğimiz üçüncü ray hayatta kalamaz. Beğendiniz mi? Ha, iyi oynadın mı? Hoşunuza gitti mi? Güzel. Güzel. Aferin. Hadi şimdi gidip işsizlik karnını damgalatabilirsin. Bir git bak bakalım da oradan seni alıp da polise nasıl götürüyorlar. Nasıl? Sen sıradan çıkmadan mı? Beni ihbar etmedin. Evet. Birine bir işaret de çakmadan ha? O dikkat çeker çünkü. Kimseye. Nasıl olacak o zaman? Numarayı öğrenmek istiyorsun değil mi? Bak bak, ceketinin arkasına baksana. Şimdi o bir çarpı. Şimdi de benim numaram geliyor. O işaretin aynı avucumda çizili. Fena değil. Şu tebeşiri hep yanımda taşırım ben. Kafanı çalıştıracağım, kafanı. Öyle her şey talimname de yazmaz. Şimdi doğru ray yıkındı. Yani orada bir teyzem vardı onun. Ne oluyor size? Ne öyle aptal aptal bakıyorsun kızım? Numarayı anlamadın herhalde. Anladım. O kadar ahmak değil. Şunu silsene. Bizim führerimizin tüm milletlere parmak ısırtan başarılarını yerle bir etmek istiyorlar madem. Biz de onlara karşı böyle yöntemlerle çıkarız işte. He? Ne buyurdunuz? Çok doğru efendim. Ben şu arabayı yıkayayım hele. Hayır Hitler! Hayır Hitler! Ben de gideyim artık. Kusura bakmayın bir önce. Açık komşu. Çok net anladım ki üçüncü raya karşı kötü niyet besleyen kimsenin zerrece şansı yok. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Bana gelince benim zaten o bozguncularla bir alışverişim yok. Ama olsaydı ben de karşı çıkardım elbet. Ama benim elimde sizin elinizdeki gibi o yıldırım gücü yok işte. Hayır Hitler! Hayır Hitler! Gidişleri pek bir ani oldu bu kardeşlerin. Bunlar kesin bir şeylerden gocundular. Reinickendorf'u çok fena kaçırdım ağzımdan. Al köpeği gibi tetiktedir bunlar. Teo sana bir şey soracağım. Sorsana kızım durma. Ben gidip arka tarafa bir yardım edeyim. Biz de genç olduk canım, halden anlarız. Neymiş? Ama yine inan bozulmayacağına söz ver olur mu? Tehlikeli bir şey galiba. Yok, ne ilgisi var? Sen bozulmayacağına söz ver yeter. Kızım söylesene. Sırf şey için. Söylemek kolay değil de. Teo. Ortak hesabımızdan 20 mark gerekiyor bana. 20 mark mı? Bozuldun işte. Kızım ortak hesabımızdan 20 mark gidecek. Bu hiç iyi değil ki. Sen niçin istiyorsun peki? Söylemesem daha iyi. Nedenmiş o? Söylersem kabul etmeyeceğini biliyorum. O yüzden söylemesem daha iyi. Bana güvenin yok yani. Olmaz olur mu? Peki, ortak hesabımızı kapatalım mı? Yok, ne ilgisi var? Hem zaten 20 mark çeksem de 97 markımız var. Bana hesap çıkarmana gerek yok. Ne kaldığını ben de biliyorum. Yalnız, bana başkasıyla kırıştırdığın için benden ayrılmak istiyorsun gibime geliyor. Belki sonra gidip ona hesapları da kontrol ettirirsin ha? Kimseyle kırıştırdığım falan yok. O zaman niye istiyorsun? Vermek istemiyorsun. Peki,
Yasalara aykırı bir şey olup olmadığını nereden bileceğim? Benim sorumluluklarım var. Aykırı bir şey değil. Hem ihtiyacım olmasa istemezdim, bunu da biliyorsun. Hiçbir şey bildiğim yok ki. Bir anda 20 mark birden niye gereksin? Büyük bir para bu. Bana bak. Hamile misin yoksa? Hayır. Emin misin? Evet Teo. Bak doğacak çocuğu aldırmayı düşürmeyi biz cinayet sayıyoruz eğer aklından geçiyorsa. Alman halkının çoğalması buna bağlı. Sırf Frida'ya bir kışlık manto almaktı mesele, tamam mı? Kız kardeşin mantosunu niye kendisi alamıyormuş? Ben emeklilik maaşıyla nasıl alsın? Ayda 26 mark 80 penikle. Kızım kış yardımı ne güne duruyor peki? Ama işte asıl mesele bu. Sizin nasyonel sosyalist devlete güveniniz yok. Sırf mutfakta geçen konuşmalardan bile anlıyorum bunu. Yaptığım numaraya bozulduğunu fark etmedin mi sanıyorsun? Belliydi. Ani Dentiano kardeşler gibi belliydi. Tamam. Eğer samimi fikrimi bilmek istiyorsan evet bu numaralarından hoşlanmıyorum. Ya şu hoşlanmadığın nedir, açıkça konuşuyor musun? Teo! Böyle üstüme geleceksen 20 marka alıp alamayacağımı bileyim, ne olur bu konuyu kapatalım. Peki. Peki. O zaman benden sana söylemesi şu anda zırnık kaptıracak havamda değil. Kaptırmak ne demek Teo? O para senin paran mı benim param mı? Vay! Ortak hesabımızdan bir anda garip biçimde söz etmeye başladı. Ne yani? Sırf kendi vatandaşlarımız bizi sömürsün diye mi biz Yahudileri milli hayatımızdan sürüyoruz? Ve 20 mark için bunları söylemezsin herhalde. Ya kızım zaten benim kendi masraflarım da var. Yalnız çizmelere bile 27 mark verdim. Hani onlar vermişti çizmeleri? Ya öyle sanırım. Ben de gittim iyisini tozluklu olanını aldım. Sonra parayı benden aldılar, şapa oturduk. Yalnızca çizmelerine 27 masraf. Başka masraflarına ne gitti diyor? Nasıl başka masraflar? Kendi masraflarım dedi. Unuttum. Kendimi de böyle sorguya çektirmem. Ya bak, seni kandırmayacağımı bil, rahat ol. 20 markı da bir düşünürüz bakalım. Teo, paramıza ilişkin her şey yolunda değil mi? Çünkü değil beslenir. Ben artık ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Ortak hesabımızdaki o kadar paradan bir 20 markımız kalmış olmalıydı içiniz. Ya kızım geriye bir şey kalmadı diyen var mı canım? Olabilir mi yani böyle bir şey? Ya sen bana güvensene. Bak bana emanet edilen şey kasaya emanet edilmiş demektir. Teo'na güveniyorsun yine değil mi? Ya bak senin aşırı çalışmaktan sinirlerin bozulmuş. Ben şimdi gece tarihine gidiyorum. Cuma günü de gelir alırım seni. Hadi. Hayır, Hitler! Çocuk. Herkes öyle olsa. Ciddi bir şey yok değil mi? Mina. Kardeşine söyleyip gelirse sakınsın olur mu? Neden? Kimden? Ben söylüyorum işte. Bu akşam olanlar yüzünden mi? Nasıl düşünürsünüz bunu? Tio öyle şey yapmaz. Ben artık ne düşündüğümü bilmiyorum. Teo öyle demişti ki, 4 yıldır birlikteyiz ama şimdi yani o neredeyse içimden size rica etmek geçiyor. Sırtıma bakar mısınız? Benim de sırtımda bir çarpı işareti var mı? Babaları. Of!
Klimiciler sizi soruyor, evde misiniz? Evdeyiz. Değil. Ha, peki. Klimicilerle kendin görüşmemen hiç iyi olmadı Karl. Çünkü evden çıkmış olamayacağımızı biliyorlar. Niye çıkmış olmayalım? Yağmur yağıyor da ondan. Ay, bu da sebep mi yani? Ha, ayrıca nereye gitmiş olabiliriz ki? Bak şimdi onlar da hemen bunu soracak. Gidecek bir sürü yer var evde. Gidelim o zaman. Ya nereye gideceğiz şimdi? Şu yağmur yağmasa keşke. Yağmur yağmasa bile nereye gidilir ya? Hani eskiden birileriyle görüşürdük filan? Klimiçlerle kendin görüşmemen hiç iyi olmadı Karl. Onlar evimizde istemediğimizi anlayacaklar. Anlasınlar. Ama tam da herkesin onlarla görüşmeyi kestiği bir sırada bizim de kendimizi çekmemiz hiç hoş değil. Kendimizi çekmiyoruz biz. Niye gelmelerini istemedin o zaman? Sıkıntıdan öldürüyorlar beni. Eskiden sıkılmıyordun ama. Bak eskiden deyip durma, benim tepemin taşını attın ha. Tabii tabii, bir de anlarında müfettiş soruşturması açılınca eskiden olsa böyle görüşmeyi kesmezdin ama. Sen benim korkak olduğumu söylemeye çalışıyorsun ha? Korkak olduğumu mu? Lemkin'i arayalım mı bari, bize gelsinler. Ha, arayalım da söylediklerimizi unutalım, bizi gambazlayı versinler. Klaus Henry, kapat şu radyoyu. Yağmurun yağması hiç iyi olmadı ya. Tam bir felaket. Ama nasıl yaşanmaz bir ülkede yaşıyoruz ki yağmurun yağması bile bir felaket oluyor. Ortalıkta böyle konuşup durmanın bir manası var mı şimdi? Kendi evimde nasıl istersem öyle konuşurum. Elimde... almayalım demiştim sana karıcığım. Kocacığım biz bunu yeterince konuşmuştuk herhalde değil mi? Hatta ve hatta bunun avantajları olabileceğini de sen söylemiştin. Neler söylemişim ben? Söyledim. Git bunu anana söyle de iyice batarsam. Terbiyesiz. Hadi git çekeceğim. Annemle nasıl hadi konuşacağım? Sen bakayım. Hadi. Ver bakayım onu. Ver ver. Ama ekip şefimiz dedi ki orada yazanları bilmemizde hiçbir sakınca yokmuş, öyle söyleyeyim. Senin ekip şefiniz... Senin ne okuyup ne okumayacağına ben karar veririm, ben! Klaus Henry, al şu ofere git, canın istediği bir şeyler alalım. Hadi, hadi. Ama anneciğim baksana, dışarıda çok fena yağmur ya. Klaus Henry git! Git! Bir daha da bu gazeteyi almayacağım, hadi bakalım. Hangisini alacaksın? Hepsi aynı şeyi yazıyor. Aynen, hepsi aynı şeyi yaparsa ben de gazete okumayı veririm, olur biter. Belki de doğruları yazıyorlar. Doğruları mı yazıyorlardır? Bunlar politika diyorum sana, hep politika. Aman tamam, of neyse. İş beni ilgilendirmez ki, ben zaten politika aleyhine. Ama bir halk bu pisliğe maruz bırakılıyorsa durmazlık edemez efendim. Peki böyle şeyler oluyorsa ne yapsınlar? Ne mi yapsınlar? Dövsünler de bir ülkenin haline baksınlar. İyice yaşanmaz oldu ya. Bu olsa olsa bir halkın sağduyuya kavuşmasının bir kanıtı değil mi peki? Ya ne sağduyusu? Bana bak, sen bugün çok sinirlisin, okulda kötü bir şey mi oldu? Ne olacak okulda? Ne olacak? Keşke... Hem bak sürekli sinirlisin deyip durma, benim tepemin taşını daha çok attırıyor. Keşke böyle kavga etmesin kardeşim, otur. Ah işte eskiden ne eskidenmiş be, ne eskiden ne? Ne eskiden ne de şimdi, oğlanın zehirlenmesini istemedim, istemiyorum. Oğlan nerede? Nereden bileyim ben? Nereye gitmiş olabilir ki, anlamadım. Klaus Henry, oğluşum. Klaus Henry, oğluşum. Karl, oğlan gitmiş. Niye gitmesin? Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu o yüzden. Oğlan dışarı çıktı diye niye bu kadar gerildin sen ya? Biz o sırada neler ne olmuş? Ne ilgisi var? Şu ilgisi var Karl. Son zamanlarda kedine hiç hakim olamıyorsun, o ilgisi var. Kedime hakim olamıyorum filan değil. Hem öyle olsa bile oğlanın dışarı çıkmasıyla ne ilgisi var? Çocuklar dinliyorlar biliyorsun. Yani ya ortalıkta anlatırsa diye diyorum. Hitler Gençlik Örgütü'nde hep ne öğütlediklerini biliyorsun. Her şeyi birin biri ihbar edeceksiniz diye doğrudan talimat veriyorlar. Yani
böyle ortadan kaybolması biraz garip diyorum. Ay çok saçma. Tam ne zaman gittiğini gördün mü? Şurada pencerede oyalandı biraz gördüm. Tam şurada mıydı? Evet, evet. Biz o sırada ne konuştuk acaba? Yok yahu. Bizi ihbar ederse başımıza neler geleceğini bilir. Hayır yani Yasin'in odada ne kadar kaldığını bir bilsek ona saçma. Göre şey yapar. Bunların hepsi çok da. Klozet mi? Yok. Oluşun. Böyle bir şey yapmaz. Henry. Yani böyle ortadan kaybolup gider. Henry. Zaten değil. Aa. Hele ki ne oldu? Aa. Ne oldu? Belki de bir arkadaşına gitmiştir ha. Çok iyi. Evet. Olursa olsun bayan bir merdivenlere evet. Gitmiş. Evet 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 onlara gitmiş olabilir. Arıyorum. Bunlar boşuna telaş. Tüm bunlar boşuna telaş. Ara. Arıyorum. Ara. Ara. Çalıyor. Ara. İyi günler Bayan Bomberman. Nasılsınız? Beni söyle. Ben öğretim görevlisi Bay Burke'nin eşiyim. Evet, Bayan Bomberman bugün Klaus Henry size geldi mi acaba? Gelmemiş. Nerede bu oğlan? Hayır size demedim Bayan Bomberman. Peki size şeyi soracaktım. Bugün Hitler Gençlik Örgütü'nün o kale açık mıdır acaba biliyor musun? Peki çok teşekkür ederim. Ben o zaman onu orada döneyim. İyi günler, kolay gel. Eşinize saygılar, sevgiler. Neleri duymuş olabilir acaba? Gazeteler dedim. Bütün gazeteler yalan dolu dedim. Aa. Hele bir de bu ülkede yaşanmaz Aa. Dedim. İşte onu hiç söylemeyecektim. Aa. Çünkü benim oğlumun milli duyguları çok kuvvetli. Ney demişim ben bir dakika Almanya'da. Bu ülke öyle yaşanmaz bir ülke ki dedin. Azıcık yağmur bile yağsa bir şeyler oluyor. Yağmur bu biri tam olarak yorumlanamaz ki. Yağmur her yerde ya. Üstelik bak tam da yağmur mevsimi. Benimki tatlı bir serzeniş. Yani Almanya'da ben bazı şeyler yolunda gitmiyor olabilirmiş demek bu. Bu benim de gayet iyi hatırlıyorum. Yani Almanya'da pek bu peki de yumuşatıcı anlamda kullandım. Yolunda gitmiyor olabilir miş biçimi dedire getirdim. Yani değil miş biçimi dedire getirdim. Ya insanların olduğu yerde eksiklikler vardır. Ben daha fazlasını kumabil etmedim. Sırf fühlerimiz daha keskin bir şekilde dedire getirmiş. Yeter artık Kay. Bana bunları söylemen gerekmez ki. Dilerim gerekmez. Sen burada dört duvar arasında heyecana kapılarak söylemiş sözleri nerede nasıl boş boğazı gidersin ben bilemem. Nasıl oğlumun benim hakkımda hiçbir şey söyleyeceği aklımın ucundan bile geçmezken senin de kocan hakkında orada burada dedikodular yersin diye seni suçlamam. Yeter artık be esas sen kendi diline dikkat et tamam mı? Ben burada deminden beri sen Almanya'da yaşanmaz lafını gazeteler pislik dolu lafından önce mi söyledin yoksa sonra mı söyledin onu hatırlamaya çalışıyorum. Ben bunların hiçbirini söylemedim efendim. Gördüm işte bak yine ben polismişim gibi davranmaya başladım. Ya ben deminden beri oğlan neleri duymuş olabilir diye burada yırtınıyorum ya. Nasıl Almanya'sı benim sözcük dağcımda yoktur ya. Yok side bekçisi, yok bütün gazeteler yalan dolu, yok bu ülkede yaşan... Ya oğlanın bu evde duyduğu kim olumlu bir şey bile yok ki. Oysa o yaştaki bir çocuk için bunların hiç işlerinin aksine çok tarif edici. Ya oysa Führer sürekli vurguluyor. Alman gençliği Almanya'nın geleceğidir diye. Yoksa tabii ki çocuk duyduğu her şeyi gidip ihbar edecek tinin de biri değil Karl. Kinciliği var ama. Niye kim tutsun ki? Her zaman bir şey vardır, her zaman. Mesela? Yeşil kurbağasını elinden aldığım için olmasın bütün bunlar. Tam da onun üzerinden tam bir hafta geçti. Ya olsun, kafasına takmışsın o gerizekalı. Peki sen çocuğun yeşil kurbağasını niye elinden alıyorsun? Ya nereden bileyim, ağzında yemek vermiyor o. Çünkü çocuğun hiç vakti yoktu, ödev yapıyordu. Suçu ne, kurbağanın suçu ne bunda? Hem bak zaten birazcık sakin olalım. Bence çünkü biz bence gayet iyi bir anne babayız. Evet. Yani elimizden geleni yapıyoruz, böyle düşünmek lazım. Söylediğin hiçbir şeyi hatırlamıyorum biliyor musun? Ama her şey şu yavrun içinden. İnsanı karasal yapıyor ya. Karl. Yoksa Alman halkının manevi yükseliş hakkında laf söyleyecek misin? Deli misin? Dur ayağım. Ya sen hükmatı böyle bir şey yapabilir, aklım almıyor. Şşş, önce şu Almanya'da yaşanmaz, sonra şu gazetelerdeki... Gazeteler hakkında bir şey söylemedim ben ha. Ya dedim ya gazeteler pislik dolu, bir daha almayacağım dedim. Ya tamam dedim, pislik gazeteler ama Almanya için değil. Tamam o zaman şöyle düşünelim. Sen oğlana gazeteyi kapat ve radyoyu aç dedin. Neden? Çünkü bir çocuğun üçüncü ayda olan biten her şeyi bütün berraklığıyla görmesi gerekli. Hiç yararı yok. Karl.
Ya ben nasıl otururum o sandalyede? Kendi etim, kendi canım. Benim adıma oturmuş orada tanıklık ediyor ya. Öyle almasın. Şu kulüm işlerle görüşmeyi sürdürmemiz çok yanlış bir karar oldu. Ya tamam da onlara bir şey olmadı ki. Soruşturma ihtimali var. Hakkında her soruşturma açılan böyle umutsuzluğa düşmezsin. Siz demek ki sizin de bizim için bir şey var mıdır dersin? Ona sorarlarsa değil mi? Evet, evet. İyi de ben onlara geçen ay kocaman bir karton sigara aldım. Ayrıca yeni yıl başında bayağı yüklüydü yani. Ama yandaki gafı ne yaptılar? 15 mark vermiş. Çünkü 10-32'ye kadar bu alet gazete okumayı sürdürdüler. Evet. Onun bedeliydi o. Telefon. Bakayım. Bilmem. Kim arıyor? Bilmiyorum. Bakayım. Bir kere daha çalsın o zaman bakarız. Ne yapayım? Hayat değil artık bu ya! Kar. Bir Yahuda doğurmuşsun bana! Benim koyduğum çorbayı kaşıklıyor, 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 kaşıklıyor. Benim koyduğum, benim söylediğim lafları dilim not alıyor muhbir. He? Muhbir! Aaron bakalım, benim oğlum hakkında böyle konuşamazsın. Öyle oldu şimdi, öyle oldu. Biraz hazır bir yapalım. Hadi yapalım be. Gidelim gidiler dersin. Olur ne olur. Ya demir açtı şanını takayım tak, ha. Mutlaka tak. Bu kadar senin aleyhine bir şey yok değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne öğretmelerini istiyorlarsa öğretmeye hazırım ben. Hazırım ama bilmiyorum ne istiyorlar. İsmail hakkında ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Şu kitaptan bu kadar geç çıkarırlarsa olacağım. Şu hizmetçi kıza bir 10 marka kulağı hep bizde. Kar. Ne oldu? Hitler'in resmi. Onu senin masanın başına alsak, bence orada daha iyi durur. Tamam, öyle. Neredesin? Karl. Ya olmaz ya, olan yerini değiştirmişlerse o suçluluk duygusunun kanıtı olur. Kalk. Kalk ayağa. Dur. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Dik dur. Dik dur. Bana birkaç donatlet hazırla. Tamam. Seni seviyorum. Gel gel. Geç. Çok korktum. Elif. Ne oluyor size? Neredeydin sen? Sen neredeydin sen? Çikolata almaya gönderdiniz ya. Çikolata mı aldın? Yavruşum sadece. He oğluşum! Evet, başka ne olacak ki? Baba? Doğru mu söylüyordu ders? Bilmem. Evet, evet. Priest de soğuk almıştı.
Havalar soğuyunca bir iş de oynanamıyor artık. Ben de söyledim ya. Hayır, hayır. Batı, nasıl düşünür böyle? Biliyorum. Ha, bu arada salı akşamı bize gelecektiniz ya. Ben hemen bu akşam gidiyorum. Ama siz ben olmasa atla gelin. Sizin öyle olmadığınızı bilmez olur muyum canım? Hem olsanız da kötü zamanlar var. Şimdi kapatmam gerekiyor. Hoşçakalın. Sen misin Gertrude? Ben Judith. Judith. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Fris'le arada bir ilgilenebilir misin diye soracaktım. Ben birkaç haftalığına yokum da yolculuğa çıkıyorum. Sen kız kardeşi olarak diyorum. Niye istemiyorsun? Peki, peki. Madem öyle istiyorsun, o seni arasın. Söylerim, söylerim. Ha, bir şey daha diyeceğim. Ne olur yanlış anlama ama yemek öncesi konuşmaktan pek hoşlanmaz. Yani bunu bilirsen hani. Ben hep kendimi tutardım. Şimdi bunu tartışmak istemiyorum. Birazdan trenim kalkacak ve ben daha eşyamı bile toplamış değilim, biliyor musun? Onun giyimine göz kulak ol. Teşekkürler genç. Daha yazışırız nasıl olsa. Evet. Şart oldu artık. Çok zorlaşmaya başladı. Çok zor. Evet. Ha, Fritz istiyor değil. Sanmam. Bir şey diyeceğini pek sanmıyorum. Durumu basmaya zorlaştı artık. Bu konuda bir karar vermiş değiliz. Böyle şeyleri hiç konuşmadık ya onunla. Hiç. Yok, değişmedi o. Tam tersine. Bir uğrayıp vedalaşmak ister mi seninle ama biliyorsun. Şimdi kapatmam gerekiyor. Aa, hayır, hayır abla, istasyona sakın gelme. Bu çok tehlikeli. Duydun mu? Ben sana sonra yazarım. Yazarım sana. Elbette, hoşçakal. Tamam. Tamam. İşte gidiyorum, Fritz. Belki fazla bile kaldım, kusura bakma. Ama... Fritz, bana engel olmaya çalışma. Çünkü yapamazsın. Senin yıkımına sebep olacağım çok açık. Korkak değilsin, biliyorum. Polisten korkmazsın ama daha beteri var. Toplama kampına götürecek değiller seni ama hastaneye sokmazlar. Seni ele kapanmış böyle gazete karıştırırken oturuyor görmeye dayanamam. Sırf kendim için gidiyorum yani. Başka bir şey değil. Bir şey söyleme. Değişmediğini söyleme. Doğru değil. Geçen hafta Yahudi bilim adamı sayısının o kadar da fazla olmadığı iddiasını kabul edilebilir bulduğunu söyledi. Hep böyle başlar zaten. Son günlerde bana kaç kez hiç bu kadar Yahudi milliyetçisi olduğunu bilmiyordum dediğinin farkında mısın? Ben Yahudiyim. Fritz, biz ne hale geldik? Gitmek istediğimi, uzun süredir gitmek istediğimi sana söylemedim Fritz çünkü... Çünkü sana baktım mı konuşamıyorum. Konuşmak boşunaymış gibi geliyor. Hüküm çoktan verilmiş. Ne oldu bu insanlara? Ha? Ben onlara ne yaptım? Politikaya hiç karışmadım ki. Şu aşağı hizmetçili burjuva hatunlardan biriyim işte. Ama bir anda yalnızca sarışın
bana demiştin ki bir değerli insanlar vardır, bir de daha az değerliler vardır. Ve şeker hastası olduklarında değerli insanlara insülin verilir, ötekilere verilmez. Ve ben mankafa bunu uygun görmüştüm. Şimdi o türden bir başka sınıf ayrımı yapılıyor. İşte ve ben o daha az değerlilerden oldum. Hak ettim ama. Evet eşyam. Evet. Eşyamı topluyorum. Son günlerde bunu fark etmemiş gibi yapman gerekmez. Fritz. Her şey olur. Ama bir tek şey olmaz. Bize kalan şu son saatimizde birbirimizin gözünün içine bakmamak. Bunu başaramamalılar. O herkesi yalan söylemeye zorlayan yalancılar bunu elde edememeli. 10 yıl önce biri benim Yahudiliğimin belli olmadığını söylediğinde sen hemen yo pekala belli oluyor derdin. Sevindiriciydi bu. Açıklıktı. Şimdi lafı dolandım bak onu. Eşyamı topluyorum. Çünkü aksi halde başhekimliğini elimden alacaklar. Çünkü hastanede sana selam vermemeye başladılar ve geceleri uyku tutmaz oldu senin. Bana gitme demeni istemiyorum. Acele ediyorum ki bir gün bana git dediğini işitmek durumunda kaldım. Zaman meselesi. Karakter zamana bağlıdır. Şu kadar veya bu kadar dayanır. Eldiven gibi. Ama sonsuz değil. Kızmıyorum da ayrıca. Tabii. Yok. Kızıyorum elbet. Ne diye her şeye razı olacakmışım? Ha? Burnumun biçiminde ya da saçımın renginde kötü olan ne? Tereyağı vermekten kurtulsunlar diye doğduğum şehri terk etmek zorunda kalıyorum. Ne biçim insansınız siz? Sen de. Kuantum teorisini, yapay akciğeri buluyorsunuz. Sonra da dünyayı fethediyorsunuz. Ama istediğiniz bir kadınla evlenmeye bile hakkınız olmasın diye yarı vahşilere yönettiriyorsunuz kendinizi. Canavarsınız siz. Ya da canavarların kıç yalayıcısı. Bunları söylemem akılsızlık ama böyle bir dünyada aklın ne yararı var ki ha? Orada oturmuşsun. Karın eşyasını topluyor. Görüyorsun da sesini bile çıkarmıyorsun. Yerin kulağı vardır. Değil mi? Evet ama zaten işitilecek bir şey söylediğiniz yok ki. Birileri susuyor, ötekiler kulak kesilmiş. Yuh olsun. Benim de susmam gerek ha? Susmam mı gerek? Fritz. Seni sevmesem susardım. Ama seviyorum işte. Gerçekten. Şu çamaşırlarımı uzat bana. İç gıcıklayıcı çamaşırlar. Evet. Bana lazım olacak. 36 yaşındayım. Çok yaşlı sayılmam ama macera arayacak halim de yok. Gideceğim ilk ülkede durum böyle olmasın. Değil mi? Benim olacak ilk erkek benimle olabilsin. Hem para göndereceğim falan da deme. Çünkü yapamayacağını gayet iyi biliyorsun. Ayrıca burada olanlar birkaç hafta falan sürecekmiş gibi de yapma çünkü burada olanlar birkaç hafta sürmeyecek. Fritz! Bunu sen de biliyorsun ben de. Öyleyse bana uzattığın şu mantoyu ta önümüzdeki kışa geleceğini bildiğin halde sadece birkaç hafta deme. Hem talihsizlik de değil söz konusu olan. Utanç. Fritz. Utanç. Ne yapıyorsun sen? Ortalığı falan mı toparlıyorsun? Hayır. Neden eşyalarını topluyorsun peki?
Gitmek istiyorum. O da ne demek? Hani ara ara konuştuğumuz olmuştu ya, ben bir süre uzaklaşsam diye. Evet, evet. Burada durumlar pek hoş değil artık. Saçmalık. Kalayım mı dersin? Nereye gidiyorsun ki? Amsterdam. Bir yerde gitmiş olmak işte. Orada kimsen yok ama. Yok. Peki burada kalmayı neden düşünmüyorsun? Judith. Benim için fedakarlık yapmana gerek yok. Öyle. Değişmediğimi biliyorsun. Biliyorsun bunu değil mi Judith? Evet. Peki senin gitmeyi tam. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Hepsini biliyorsun. Ya bak. Bu o kadar da kötü bir fikir değil. Tabii. Ya biraz soluk almak sana iyi gelebilir. Buralar boğuyor insanı. Hem seni almaya gelirim. İki gün için bile olsa sınırın öte yanına geçmek bile bana iyi gelecek. Evet, biliyorum. Ya bak, bu böyle sürüp gitmez. Bu böyle sürüp gitmeyecek. Bu böyle sürüp gitmeyecek. Bir yerden mutlaka patlak verecek. Böyle bir iltihap gibi kuruyup gidecek. Gerçekten büyük bir talihsizlik bu. Kuşkusuz. Ya bak. Ya üstelik bizim gibi aydın canavarlar elbette baskı altında tutamazlar. Bu omurgasızlarla savaş falan da yürütemez bunlar. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? 9:15. Tamam. Paranı nereye yollayayım? Amsterdam Merkez Postanesi olabilir. Tamam, özel bir izin çıkartacağım. Sana para yollayabilmek için. Orada senin sıkıntı yaşamam. Oh. Belki beni almaya gelebilirse sana da iyi gelir. Bütün bunlar rezillik Judith. Bütün bunlar tiksinti veriyor. İçinde okunacak iyi şeyler olan bir gazeteyi okumak da bana iyi gelecek. Gerçi orada telefon ettim. Sana göz kulak olacak. Şu birkaç hafta için hiç gereği yok. Şimdi şu mantomu bana uzatır mısın lütfen? Üzgünüm.